Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mektubat sohbetimiz, tasavvuf sohbetimize hoş geldiniz. İnşallah Cenab-ı Hak bahsedilenleri anlamaya, yaşamaya bizi muvaffak eylesin inşallah. Tasavvuf kıylukal değildir. Yani söz konuşmak değildir de fakat insanların anlaşması için, tanışması için, ilerlemesi için konuşmak gerekiyor. İfade gerekiyor. İstifade almak, ifade fayda vermektir. Bu da sohbetle oluyor. O yüzden bunu sohbet niyetiyle okuyoruz. İnşallah o halleri Cenab-ı Hak ruhumuza nasip eylesin. Mektubat-ı Rabbani'den 2. cilt El Mektub-ı Selasun 30. mektup. 2. cilt 30. mektup. İlal Hacı Muhammed Eşref, Hoca Muhammed Eşref ve Hacı Muhammed Firketi ve Hacı Muhammed Firketi isimli iki kişiye gönderiyor bunu. Bize de ulaştırmış oluyorlar. Ne hakkında fi cevabı sualeyhima? İki tane soru sormuşlar. Ehaduhuma biri an devamin nisbeti rabıtatı, devamlı rabıta nisbeti üzereyiz diyor. Bu nedir diye soruyorlar. Sürekli rabıta, mürşidi hatırlamak, görür gibi olmak, kalp gözüyle bu işi hissetmek manasında sürekli mürşidle irtibat hali oluşmuş. Vel aharı diğeri anil futuri fil meşguliyeti, zikir tarikat dersini yapmakta, zikir yapmakta gevşeklik oluyor. Bu iki mesele sormuş. Hepimizin başındadır bunlar. Doğrusunu öğrenmezsek insan yanlışa düşer. Yanlış yere bağlanır, yanlış taraftan yönlendirilir ve yanlışa kullanılır. Doğrusunu bileceğiz. Doğrusu budur. Doğrusu öğrettin sonra ulaşırsan kazanırsın, yaparsın, istifade edersin. Ulaşamazsan zaten böyle bir şey vardır. Doğrusu budur bilirsin. Başkası yanlış bir şey söylediği zaman, başkası şöyle oluyorum, böyle olurum, şu halde bu halde zaman hayır dur bakalım bu iş şeriata, tarikata, hakikate uymaz diyebilirsin o zaman. O yüzden bu senettir. Kur'an'a ve sünnete dayalı ilimleri bize bildiriyor. Yoksa bunun ne gerek var, ne yapalım dedi. Sen gelmene gerek yok. Tamam doğru. Senin Allah'ın cemalini bulmana gerek yokmuş demek. Gerek hissedenler, bulayım diyenler var. Onlara yol açılıyor. Herkesin kabiliyeti aynı değil ki. Dolayısıyla ben talebe, kim talep ederse bulur. Talep eden bulur. Talep etmeyen bulamaz. O yüzden biz dünyaya talep edersek, dünya kaç sene? 50, 60, 70, 80 sene. O kadar. Elden çıkıyor. Ebedi olanı, cenneti talep etmek bile bunun yanında noksan kalıyor. Allah'ın rızası ve rıdvanun minallah ekber. Allah'ın rızası her şeyden büyüktür. Cennetten de büyük, cennetin nimetlerinden de büyük. Yeter ki razı olsun. Onun rızasını kazandın mı zaten cennet de senin de. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi. Allah'a hamdolsun ve selamun ala ibadillezine istafa. Selam seçtiği kullarız olsun. Hamd ile, besmele ile, salavatla başlıyor. Söze böyle başlanır. وَسَلَتِ الصَّحِيفَةُ الَّتِي اَرْسَلَهَا الْاَخُ الْاَعَزْ الْاَشْرَفْ Şerefli, kıymetli kardeşimizin göndermiş olduğu mektubu sayfası bize geldi. وَتَّضَحَتْ açığa çıktı الْكَيْفِيَاتُ الْمُنْدَرَجُ فِيهَا O yazıya, sayfaya yazmış olan keyfiyetler, durumlar anlaşıldı. Okuduk, baktık, meseleyi anladık. كتب الخاجة محمد اشرف Hoca Muhammed Eşref yazmış an devamı nispeti rabıta devamlı rabıta nispeti bağlantısı üzereyiz diyor. Devamlı şekilde rabıtayı muhafaza ediyorum. Rabıta şeyhini hatırlamak demektir. Efendimiz Aleyhisselam hatırlamaktır yahut da ve ne kat istevlet ala haddin beni diyor kalbim öyle bir kaplamış ki ya fi salati namazda da onu görüyorum mesudeten li secde etmiş olduğum halde. Secdeye vardığım zaman bile onu görüyorum diyor. Namaz kılarken onu görüyorum. Her şeyde onu görüyorum diyor. Halbuki namazı Allah'a kılıyoruz. Değil mi? فَاِنْ نَفَيْتُهَا فَرَزًا فَرَزًا نَفَيْتُسَمْ تِكَسَمْ بَرْتُسَمْ kaldırsam لَا تَنْتَف۪ي asla. Asla yok olmuyor. Bağlantıdan kurtulamıyorum diyor. Beni kaplamış. Denize girdiğin zaman nasıl
sudan ayrılacağın, ta ki çıkman lazım denizden. O su seni kaplamış oluyor. Bu manevi halde işte onun kalbini kaplayınca atsa da atamıyor onu artık. O şekilde onu ne yapıyor? O nur kaplamış oluyor. Eyyel muhibbu, ey seven. Nazi devlete, şu devlet, şu nimet var ya, hiye mütemennâ, mütemennettullâb. Taliplerin, müritlerin, herkesin talep ettiği bir şeydir. Öyle kıymetli bir haldir. La yutaha illa vahidun min ulufin. Binlerden birine ancak bu verilir. Binlerce müritten tek tük kişiye bu hal verilir. Evet. Sahibi hazi muameleti, bu işi elde eden kişi, var ya onun muamelesi, onun durumu, müsteaddün tamamı, tamamı münasebeti. Kabiliyeti iyi bir adamdır ve müşritle alakası, Efendimiz Aleyhisselam'la irtibatı çok güzeldir. Münasebeti tamdır. يَحْتَمُ لَنْ يَزِّبَ جَمِيَا الْكَمَالَاتِ İhtimal eder ki bütün kemalatları çekip alır. قَلِيلٍ مِنْ صَحْبَتِ الْمُحْتَدَابِ Kendisinde uyulan şeyhin sohbetinde biraz kalsa, takılsa, bir anda bütün manevi cereyanları, manevi halleri çekip alabilir. Böyle kabiliyetli bir adamdır. Böyle adamlara bu iş veriliyormuş ha. Peki efendim, tünfer rabıtatu. Peki efendim, temvir rabıtatı. Yahut da sen rabıtayı nasıl nef ediyorsun? Nasıl atıyorsun ya? Rabıtayı nasıl siliyorsun? Rabıtayı silmeye gerek yok. Neden? Fe inneha mesulün ileyha. Çünkü o ona doğru bakılarak, tutularak, durularak secdeye gidiyorsun. La mesulün leha. Ona secde etmiyorsun. Yani burada fark var. Kabe'ye döner secde ediyoruz değil mi? Namaz kılarken Kabe'ye dönüyoruz, secde ediyoruz. Kabe'ye secde etmiyoruz ya. Velem velime la tunfel meharib ve mesacidu. Ya o zaman mescitler, mihraplar niye nefedilmiyor? Niye yıkılıp atılmıyor? Mescitte kılıyoruz namazı ve mihraba dönüyoruz değil mi? O zaman o yanlış olsaydı o zaman mihraba dönmeyecekti. Demek ki mihraba dönmekle Allah-u Teala emrettiği tarafa dönmüş oluyoruz, Allah'a dönmüş oluyoruz. Kabe'ye dönmekle Allah'a dönmüş oluyoruz. Allah da öyle emretti çünkü. Dünyada bunun alameti bu. Dünyadan çık, o zaman yön kalmıyor artık. Yöne gerek yok. Dolayısıyla kalbinde, ruhunda bir hal bulup da mürşidin nurunu hissedip, anlayıp Efendimiz Aleyhisselam'ın nuruna ulaştığın zaman ona doğru dönmen, onunla itibat kurman, senin namaz kılmanın ibadetine mani değil. Sen namazı Allah'a doğru kılarsın. Namaz halindeyken sen de bir manevi hal, manevi çoşku olabilir, o güzeldir, onu muhafaza edersin. Dolayısıyla o secde edilen şey, ona doğru dönüp sen secdeni yaparsın. Allah-u Teala'ya doğru kıbleye dönersin, Allah'a secdersin. Fakat mürşidin nuru seni kaplamış olabilir. Önünde durur, arkana durur, sağına durur, soluna durur, o bir şey değil. Lamba mesela. Lamba sağımızda lamba var, solumuzda lamba var, önümüzde lamba var. Güneş, değil mi? Güneşe doğru kılmıyoruz ya ama güneş bize vuruyor, biz döndük kıbleye, namazımızı kılıyoruz. Onun bize bir zararı yok. Güneşin seni aydınlatmasını görüyorsun, hissediyorsun, anlıyorsun. Güneşin ışığı seni yakıyor, ısıtıyor. Ondan sana zarar vermez. O hali sen muhafaza edebilirsin. Bunu da aynı şekilde mürşidin nuru kalbi kapladığı zaman o seni yani daha iyi ibadete hazırlamış olur. O bakımdan daha iyidir ve herkese de o nasip olmaz diyor. Ve bu öyle bir kabiliyetli bir adam ki bir anda bütün kemalatları elde edebilir. Onda o kabiliyet var. Ve zûr misli hâzî devleti, bu gibi devletin açığa çıkması innemâ yetesserû lissuadâ. Sa'id, mes'ud kişiler için bu olur. Hatta ya'leme sahibi rabıtatı, hatta ya'leme sahibi rabıtatı, ta ki rabıta sahibi olan mürşidi bilir, vasıtatahu, onun vasıta olduğunu anlar, fi cemil ahval. Bütün hallerde anlar ki, ha bu araziyle bana Cenab-ı Hak'tan bu feyiz geliyor. Arazi olmazsa gelmez manasında ona o bildirilmiş oluyor. Ve yekûnü müteveccih ileyhi ona yönelmiş olsun fî cemîl evkât tutmak ileride. Evet. Böyle bir insana bu nimet veriyormuş. Lâ li cemaatin hurimut devlete. O böyle bir nimetten uzak olan, mahrum olan kişilere bu verilmez. Zâmû enfusevum. Onlar nefislerini zannediyorlar. Müstâgnîne. İhtiyaçsız, mürşide ihtiyaç yok zannediyorlar. Yahrumuna yahrifuna kıblete teveccühihim, kalplerinin yönelişini çeviriyorlar. An şeyhihim, şeyhlerinden dönüyorlar. Biz şeyhsiz de gideriz diyorlar. Yudayyuna muamelatuhum, kendi muamelerini kaybediyorlar. Dolayısıyla
kendi başına gideceksin o zaman. Sana müşrik gerek değilse sen o zaman git kendi başına bakalım nereye gideceksin. Kendi başına ulaşan, Cenab-ı Hakk'ın cemaline ulaşan duymamış böyle bir şey. Böyle bir şey olsaydı kitaplar bunu yazardı. Ashab-ı kiram, Efendimiz Aleyhisselam'ı bulmasaydı nasıl ashab olacaktı? Değil mi? Onun nuruna ulaşınca ashab-ı kiram olmuş. Demek ki böyle haller var arkadaşlar. Bunu da yazılmış, bize bildirilmiş. Böyle şey başına gelirse bunun usulü budur. Ehline sorarsın. Başkası çıkıp da böyle rabıta ehli değil, mürşid müridi değil, yani İslami yaşantısı yok, kafadan konuşuyor. Ben şöyleyim, böyleyim, uçuyorum, gidiyorum, geliyorum. Rüyalarla, rüyalarla milleti kandırıyorlar. Ona dersin, ya gel bakalım. Namazı nerede kıldın? Yatakta mı kıldın yoksa camide mi kıldın? Beş vakit namazı nerede kılıyorsun? Bir onu bakalım. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Haram, helal, şeriat var mı? Ondan sonra bu hallere bakacağız. Hangi usule tabisin? Nakşi usulü ise işte bu kitapları belli. Mektubat-ı Rabbani var, Reşat-ı Şerif var, Risale-i Hüseyin var, Risale-i Halde var. Böyle kitaplar var. Ha, nereye senin hal nereye uyuyor? Hiçbiri uymuyor o zaman. Sen haricisin, haricisin. Haric. Bunlar onun için bize senettir. Hak hakka söylenmezse sapıklar çoğalır. Değil mi? Sihirbazlar çoğalır, hokkabazlar çoğalır. Ve ketepte eyzen habere fevti ve halidetil evlat. Çocuktan annesi vefat etmiş o yazan kişi. Vefat hanım herhalde. Ve kulna inna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi, biz Allah'tan geldik. İnna lillahi, biz Allah içiniz. Ve inna ileyhi raciun, biz ona döneceğiz. Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Bakara Nel Fatiha'da, Fatiha Suresi okuduk onun ruhuna. Ve fîme eserül icabeti fî esnel kıraati. Kıraati anında icabet kabul edildi, anlaşılmış oldu. Zikr-i Mevlana Elhaz Muhammed Ennevkat Tara'el Futur. Hacı Muhammed diyor ki gevşeklik geldi. Fil meşguliyeti, tarikat dersi yapmakta, zikirde. Bana bir gevşeklik geldi. Müziz Şehreyn. İki aydan beri dersimi yapamıyorum. Velem yapka şeyin mine zevki vel halaveti ellezeyni kâna min kabr. Daha evvelden zevk vardı, tatlılık vardı, hoşluk vardı, kalmadı. Şimdi oldu tuzsuz. Tutukluk oldu. Daha belki tatlı, hoş ona bast hali deniyor. Genişlik hali. Bu tutukluk halinde kabız hali deniyor. Kabız sıkma hali. Herhalde teslim olacaksın. Kimi zaman öyle, kimi zaman böyle. Böyle böyle insan ne yapıyorlar? İmtihan ederek ilerletiyorlar. Bugün bir arkadaşımız bir rüyasını anlattı da. Rüya, Zuhrat diyoruz ona biz. Efendi Hazretlerimiz de görüyor orada. Bir ağaç var. Büyük bir ağaç. Nurdan bir ağaç. Kökleri daha görülüyor diyor. Köklerine bakıyoruz diyor. Bakıyorum bazı kökleri siyahlamış. Kimisi alaca siyah, kimisi simsiyah. Kimisi bir taraf beyaz, bembeyaz nur olmuş. Efendim Hazretleri buyuruyormuş, bak bu siyahlar, bu siyahlaşmaya dönüşenler, derslerini yapmayanlar, tembeller. O koyu çok siyahlar, tamamen dersini bırakan, hepten bırakanlar. Onlar şekilde işte bak ağaca, hakikat ağacı bu ağaç diyor. Ağaca zarar veriyorlar. Bu ağacı yok etmeye çalışıyorlar. Görüyor musun? Rüyada böyle bir misal. Bak uyuyor işte. Tersini yapmazsan söz verdim ben bunu yapacağım. Söz verdiğin zaman bir şey söz verse bir sen ne olur? Nafileye söz verse vacip olur. Sana kim de söz ver? O yüzden tarikata gel demek yok. Ha, tarikattan bahsediyoruz, teşvik ediyoruz. Ders alacak olan kendisi istihare yapacak. Kendisi uğraşacak, alacak. Kendisi devam edecek. Ki verdiği sözü tutsun da Allah-u Teala kalbini tertemiz eylesin, nur eylesin. Öbür türlü yapmazsan vebal. Burada şimdi bak ne diyor? Tembellik oldu ya işte tatlı, hoş, feyiz alsak, havada uçsak var ya her daim dersimizi rahat yaparız. Her zaman öyle olmaz. Her zaman piyasa iyi gitmez. Bazen de değil, müşteri gelmiyor. Bozukluk oluyor. Bu da böyle. Maneviyatta da böyle insanı biraz sıkıyorlar. Bakalım ne olacak? Para için mi geliyor bu, yoksa feyiz için mi geliyor, yoksa keramet için mi geliyor, evlenmek için mi geliyor, ne için geliyor? Allah için geleceksin. Eyyel muhib, ey seven kardeşim, la gamme, keder yok, üzülme. Ama izalem yatra el futur ala şey'in. İki şey üzerine gevşeklik gelmemişse korkma. Asıl iki mesele var. Hadûmâ biri mütâbâtu sahibi şeriatî aleyhi ve alâ aleyhissalâtu selâm et tehiyyeh. Üzerine salat, selam, tazim, hürmet olsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatına
tabi olmak. Birinci konu bu. Bu tarikatın asıl kuruluş, sistem haline getirilmesinin sebebi sünnetin ihyasıdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın ashab-ı kiram, Efendimiz Aleyhisselam'ı nasıl seviyor, nasıl tabi, nasıl onu öğrenmişler, nasıl yaşamışlar, onu canlandırmaktır. O böylece bugüne kadar bize geliyor işte bu şekilde. Bunlar bunu ele almasaydılar, biraz bahsetseydiler, bahsetti, bıraktı, yön vermedi, ilgilenmedi. O kim yapacaktı onu? 50 sene sonra, 100 sene sonra, 2 sene sonra savaşlar, olaylar, bir sürü olaylar o tarihte yok olup giderdi. Ama bunu sürekli bu işi yürütmekle vazifeli adam tanıttılar. O müşrit, o kendi talebesine, o talebesine, böyle. Kıyamete kadar bir cemaat bu yolda devam edecek işte. Bak, canım biz ondan ayrılmasın. Demek birinci şey, sünnete ittiba. Bu var mı sende? Üzülme. Es-sani ikincisi el-ihlasu. İhlas sırf Allah için bak. El-muhabbetü sevgi. Kime? Şeyhihi. Şeyhine karşı sevgi ve ihlas da son derece samimi olmak, Allah için sevgi. Çünkü Müslüman Allah'ı severse arşın gölgesine gölgelenecek de. Elev tara ulufun mine zulümeti. Zulümattan binler gelse üzerine. Mevcud hazinil emrin. Şu iki şey varsa sende. Şu iki şey. Sünnete ittiba ve mürşidini tam Allah için seviyorsan binlerce zulümat tehlike üzerine gelse de la yedurru zarar vermez ve la yukhafu aleyhi mineddiya işinin zayi olmasından yoldan çıkmaktan korkulmaz. Hiç korkma diyor. Ve lev zaharan noksan iyazen billah subhanu fi vahidin min hazeynil emreyn. Şu iki işten birine bir noksanlık gelse sünnet-i itibayı bıraksan yani muhabbetin kesilse acaba bu şeyh böyle midir, acaba midir falan, acaba dediğin zaman ve husranun fi husranın ziyan içinde ziyandır, zarar içinde zarardır. Ve inkâne fi hudurin ve cemiyetin. İstersen huzurda ol, sizden böyle cemiyette ol, rahat bir halde ol, ne olsa ol, aslında helaktesin, haberin yok. Beni istidracun, çünkü istidraçtır. İstidraç, kötü yoldan yükselmek, yanlıştan yükselmek, batıldan ilerlemek. Ve lehu su'ul akıbeti. Onun sonuçta kötü bir akıbeti var. Neticede kötü akıbete gidecek. Akıbeti fena. Yenba en yatlube minel hakkı subhanehu bittadarru vel ittihad. Allah'a yalvara yakararak, gözyaşı dökerek istemek lazım. El essebate ala hazeyil emrin. Şu iki iş üzerine sabit olmayı Cenab-ı Hak'ta istemek lazım. Sünnet-i ittiba ve mürşide muhabbet. Ve en yes'elehu subhanehu Allah-u Teala Hazretleri'ne istemek lazım. El istikamete aleyhima ikisinin üzerine istikametli olmayı istemek lazım. Fe innehuma mülakül em. Çünkü bu iki şey sünnet-i ittiba ve mürşide olan muhabbet işin temelidir. Ve medar-ı necati kurtuluşun dayanağı da budur. Yani işte iki şey zaten tasavvuf kitaplarında bu bahsediyor. Tarikat iki şeyle hasıl oluyor. Biri sünnet-i ittiba, diğeri de mürşide olan muhabbet. Muhabbetin oluşması için de sünnet-i ittiba gerekiyor. Sünnet bunu emrediyor bize. Din kardeşini Allah'ı sevmedikçe değil mi? İmanın kamil ulaşamazsınız diyor. Tamam. Demek dön dolaş sünnet-i ittiba muhabbeti gerektiriyor. Muhabbet de işte bu şekilde neyi gerektiriyor? Maneviyatın gelmesini gerektiriyor. Birbirine bağlantılı. Esselamu aleyküm ve ala sahibi ikvan. Tüm kardeşlerimize, sizinize selam olsun diyor. Susan alel muhibbil kadim Mevlana Abdülgafur Semerkandî. Evet, bak burada ne dedi şimdi? Bu tarikatın temelinde iki şey var. Sünnet-i ittiba ve bir de mürşid olan ihlas, samimiyet, muhabbet. Bu varsa sende hiç korkma. Feyiz gelsin gelmesin ya sıkıntın var, meşakkatın var, bela geldi, musibet geldi. O sorun değil. Onlar olur, imtihandaysın. En büyük belalar peygamberler geliyor değil mi? Kimisini kestiler. Kimisi hapse attılar. Kimisi Efendimiz Aleyhisselam'ı öldürmek için üzerine değil mi? İşkembe attılar. Suikast yaptılar. Her şey yaptılar. Cenab-ı Hak korudu. En büyük belalar onlara gelmiştir. Bela gelmesi sorun diyor. Sorun nedir? Sünnetten kayarsan, itibat etmezsen o zaman tehlike. Muhabbetin kesilirse o zaman o da tehlike. Niye? Çünkü muhabbet işte. Cenab-ı Hak değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın muhabbet onu sevdiği için yarattı bu alemi. Onun ruhunu halketti önce. Bu iş muhabbet de oluyor. Kur'an-ı Kerim'de en iyi kısa hangisidir? En güzel kısa. Yusuf Aleyhisselam'ın kısası değil mi? O da neden? Muhabbet var orada işte. Yakup Aleyhisselam'ı Yusuf Aleyhisselam'ı sevmesi. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın babasını sevmesi. Zeliha'nın onu sevmesi. Başka Mevla Teala'nın dostlarını sevmesi. Hep böyle birbirine
girmiş vaziyette orada. Muhabbet üzerine olduğu için en büyük kısa o. İşte böyle bir sünnete ittibadan bahseden bir zata bu ulema, evliyaullah diye uzatıyorlar. İleri geri konuşuyorlar. İnternette bir takım şeyler var. Bir saygı sözlerini de onu okuyan. Ondan sonra oraya bak bir çap. Vermeye çalışırız. Bu dostlar, bu Allah dostları nedir? Nasıl insandır? Şu bunlar hakka hakla oldu aşık. Muhabbet derdiyle af oldu sabık. Bu zatlar zat haktan gayri layık. Gönülde asla görmezler faik. Buyurdu Hak Resulü Hakk'a Cemal-i Bâkem Aleyhisselam. Şu bunlar hakka hakla oldular aşık. Bu Allah dostları var ya, Allah-u Teala ile beraber. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanarak onunla beraber Allah'a aşık oldular. Mevla ile beraber. İnallah ma sabirin. Ve ma küntüm. Nerede olsan Allah'la beraber. Allah seninle beraber olduğu zaman Allah ile beraber kılıyorsun. Allah ile beraber seviyorsun. Bak. Allah ile beraber Allah'ı buluyorsun. Nasıl yani? Ne demek? Allah-u Teala'nın verdiği kemalatla, olgunlukla, maneviyatla onu halindir. Muhabbet derdiyle af oldu sabık. Muhabbet, sevgi, aşk, muhabbetle bütün gelmiş geçmiş kusurları affedin. Çünkü bir kişi bir kişiyi severse her şeyini siler. Allah-u Teala onu sevdiği zaman bütün gelmiş geçmiş ne varsa hepsini silip sürür. Hatası varsa. Bu zatlar zat-ı haktan gayri layık gönülde asla görmezler fay. Kalplerinde bu zatlar Allah'tan başka kimseyi üstün görmezler. En üstte, en yüce makam Allah-u Teala ayettir diyerek Cenab-ı Hakk'ı yüce görürler. Kalplerinde böyle onu yüce tutarlar. Buyurdu Hak Resulü Hakk'a gidelim. Cemal-i Bağ-ı Kemal'e seyredelim. Efendimiz aslında böyle buyurdu. Ve bu muhabbet ne yapıyor? Bütün hataları siliyor. Muhabbet nispeti gayet de mahmud. Bu muhabbet sevgi alakası var ya, son derece övülmüş bir şeydir. Cemii kapılar yanında mesut. Diğer bütün kapılar muhabbet kapısının yanında kapanmış gibidir. Muhabbet kapısı açıksa diğerleri ne gerek yok. Asıl bu hub makamı kurb-ı maksud. İşte bu sevgi var ya, maksud olan yakınlığı o makam bu elde ettiriyor. İnsanın ulaşacağı makam hub makamı. Hub makamına ulaştığın zaman asıl maksuduna ulaşmış oluyorsun. Vesile, vasla ancak hubb-i mahmud. Efendimiz Aleyhisselam'ı sevmek ne oluyor? Mevla'ya ulaşmaya ancak vesile oluyor. Nasıl seveceğiz? İşte sünnet-i itibari. Sevdiğini göstereceksin. Vesile hubb-i kıl hakka gidelim. Cemal-i bâ kemâle seyredelim. İşte bu Mevla'nın cemaline ulaşmaya Efendimiz Aleyhisselam'ın sevgisini vesile. Vesile arayın diyor Cenab-ı Hak ayette. İşte vesile. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? El yeme tüseddü küllü furcetin. Bugün bütün kapılar kapanmıştır artık. Vefat edici zamanlarda. İlla furcete Ebi Bekir'in. Ancak Ebu Bekir'in kapısı, penceresi açık. O taraftan açık bırakmış. Yani ona nispeti daha şey. Muhabbet nispeti ona değil. Cezbetün min cezebatil hak tuvazi amelet sakayen. Allah tabi kulu sevdiği zaman onu az bir çekse böyle onun az bir seni çekmesi var ya, insü cinnin amellerinin vereceği yakınlıktan daha fazladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde işaret Ebu Bekir için ittiği itme gaflet. İşte bu hadis-i şerifte Ebu Bekir'in penceresi açıktır. O taraftan kapı açık bıraktım demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Ebu Bekir sallallahu aleyhi ve sellem'e işaret var. Gaflet etme. Salatü zavm kesretiyle bu nispet değildir. Bu sevgi nispeti çok namaz, çok oruçla değil. Belki neden? Aksi düp bil sırrı musla. İşte bu ulaşma sırrı gönlünden onun gönlüne aksediyor. Akisli oluyor. Onun gönlü işte o sevgiye daha layık. Daha uygun. O kabiliyet onda var. Demin söyledi işte bak binlerden birine nasip oluyor. Kaç tane ashab-ı kiram var değil mi? 100 binden fazla. İşlerinden Ebu Sallallahu'nun sevgisi ayrı bir şey. Bu cezbeye düşüp hakka gidelim. Cemal-i Bağ-ı Kemal'e seyredelim. İşte bu manevi çekiliş, Cenab-ı Hakk'ın manevi çekimine kapıl diyor. Nasıl olacak? İşte muhabbet olması lazım. İttiba ede, sünnet ittiba ede, muhabbet hasıl oluyor. Muhabbet hasıl olduğu için de Cenab-ı Hak ciddi muhabbet olan adamı kendine yavaş yavaş çekiyor. Dostunu alıyor. Allah yeştebi ileyhi meyşe. Allah dilediğini kendine çeker, seçer. O kadar.
Ayette başta bak. Demek ki Mevla Teala o kulu sevdiği zaman onu kendine dost olarak tercih ediyor. Bütün peygamberler böyle dosttur. Ondan sonra peygamberler tabi olan evliya dediğimiz zatlar da ne oluyor? Allah-u Teala'nın derecelerine göre dostlar olmuş olur. Bizde o şeyde, bizde de o kabiliyet vardır işte. Onu kullanmamız lazım. Kullanabilirsek ilerleme olur. Kullanamazsak o zaman zayıf olur. Sermayeyi kaybı harcamış oluruz. Ya, devlet kuşu bize kondu şimdi. İman, amel-i salih yolu bize açıldı. Şimdi biz kuşu kaçırırsak bir daha o gelmez. O çıktı mıydı gitti. Şimdi kalkıyorlar internetlerde orada burada ne diyorlar işte bu evliyaullah şöyle böyle konuşuyorlar falan filan. Tenkit eden de çok. Tenkit eden adamın ağzını tutamayız. Hepsine cevap verecek durumumuz yok. Ama bizim derdimiz yani onları dinleyenler. Ya niye dinliyorsun? İşte ne bileyim işte böyle dedi falan dedi. Adam atıyor tutuyor onu dinliyorlar. Aşikare yalan olan bir şey söylüyor adam. Demin baktım da orada Kur'an'da Mehdi ile ilgili bir ayet yok diyor. Ya her şeyi Kur'an'dan bulacaksın öyle direkt. Kur'an buyurmuyor mu peygambere tabi ona derse? Onun sözünü dinle, ona itaat et. O zaman hadis-i şerif. Hadis-i şerif bakacaksın da. Kur'an'da kravat tak var mı? Yok. Niye takıyorsun bakalım onu? He? Kur'an'da ceket pantolon giy diyor mu? Yok. Ne bileyim işte şunu diyor mu? Yok. Arabaya bin diyor mu? Yok. Nasıl çıkarıyorsun onu? İhtiyaç hocam, ihtiyaç. Ha. O ihtiyaçsa belki bu da büyük bir ihtiyaç. İnsanların İslam'ın aziz olmasına ihtiyaç yok mu? Galip olmasına. Dünyanın alemin ihtiyacı var. Bak Türkiye biraz şey arattı bak. Değil mi? Halep'teki Müslümanlar kısmı kurtuldu. Şimdi bak ateşkes anlaşması oldu. Fırsatlar değerlendirilecek. Ya biraz tam kuvvetli olsak tamam. Dünya bizden imdat bekleyecek. Osmanlı'daki gibi. İşte onun o büyüklüğün, o hakimiyetin olduğu dönem işte Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam dönemidir. Bak demek ki bir imam lazım. Bir. Bu neden çıkıyor? İşte Şerifler'de Kur'an'da ayet var. وَاَلَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَ بِالْهُدَى وَدِينَ حَقِّ لِيُوزَهِ رَهْوَلَ الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِدَ Allah ben şahit ol yeterim diyor. Yani din bütün dinlere karşı galip olsun diye Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i Kur'an'da gönderdi. Galip, her tarafa galip olsun diyor. Bu galibiyet dünya üzerinde 10 kilometre, 10 milyon kilometre kare kadar oldu Osmanlı zamanında. Değil mi? 20 sahada galibiz. İslam'ın karşısında hiçbir şey duramaz ama tatbikat sahasında bütün dünyada oldu mu? Olmadı. İşte güneşin her girdiği yere İslam girecek diyor Hazir. Gecenin girdiği, karanlık girdiği yere İslam girecek. Ne zaman olacak o işte? İşte Mehdi Aleyhisselam. Bir imam lazım işte. Yeryüzüne 5 kişi hakim, 4 kişi hakim oldu. İkisi kafirlerden, ikisi Müslümanlardan. Kafirlerden Putun Nasır ve Nemrut. Müslümanlardan Zülkarneyn Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam. Yeryüzüne 5. olarak benim ehl-i beytimden biri hakim olacaktır. İsim benim ismime benzer. Babasının ismi benim babamın ismine benzer. Başının üzerinde bulut olacak. Bak ehl-i beytinde olacak. Yeryüzü zulümle dolduğu gibi onu adaletle dolduracak diyor. Hadis-i şerif. Bilmiyorsam madem hadis diyor ki hadis talebesiyim diyor. Hadis okulu talebesiyim diyor. Kendi hadis yani ehli muhaddis demiyor kendine demiyor da hadis ekolünden geliyorum diyor. Hadis-i şerif çok iyi biliyormuş da. Nerede biliyorsun? Sonra Buhari'de de hadis-i şerif var. İmamınız içinizde olduğu halde diyor orada imamınız imamı. Ya, o imam kimdir? İmam içi olduğu halde İsa Aleyhisselam gelecek diyor. Ya, o imam kimdir işte? Mehdi Aleyhisselam. İşte arayan böyle bulur. Öbür türlü ararsan zor bulursun. Şimdi kaos, kutup, aptal, nüceba, nukeba böyle isimler var. Bunlara Ricalullah deniyor. Ricalullah. Ricalullah. Allah'ın adamları. Bunun hakkında İnkarcılar var çok. İbn-i Abidin Hazretleri inkardan bir alimi tuttu. Götürmüş onu Mısır'da başka bir alimin yanına. Dedim, bu zat böyle diyor. Kaos yok, kutup yok, aptal yok diyor. Ne? Ona dönüyor bir azarlıyor onu. Öteki alim. Bu vardır. İnkar etme. Hadis-i şerifler okuyor falan ona. Adam tamam diyor. Kabul ettim diye tasdik ediyor. Bunun üzerine işte İbn-i Abidin Hazretleri kalkıyor, bir risale yazıyor, İcabetül Kavs. Ben hatta internette okum, şeyde var onlar, videolar okumuştum onu. İcabetül Kavs.
Gavs'ın duasına icabet, Gavs'ın hallerinden bahsediyor. Orada bir sürü hasretleri beğeniyor. Ayrıca ondan daha evvel yaşamış olan İmam Suyut Hazretleri, muhaddis, hafız. O zat da ne yaptı? Gavs, Kutup, onlarla alakalı hasretleri toplamış bir kitap yazdı. Evet, o kitabı da, o kitapta da meşhur olan rivayetleri sırayla böyle Ashab-ı Kiram'dan, tabiinden gelen rivayetleri sıralamış. El-Haber-i-Dal. Haber-i-Dal. Kitabın ismi böyle başlıyor. Kutup, Abdal, Gavs, onlarla alakalı hadisiyle toplamış. Bunlar belli. Adam kabul etmiyor diyor. İstersen kabul et. Ama desene doğrusunu. Şu hadisiyeler vardır. Benim aklıma uymuyor. Sen aklına uymayabilirsin. Aklımıza lazım değil. Bu alem nasıl böyle maddi olarak devran ediyorsa bunun bir de manevi devranı vardır. Yani maddenin arkasında mana var. Bizi bak bedeni tutan nedir? Ruhtur. Manadır işte. Her şeyin bir manası var. Perde arkası var yani. Bu alem sanki bir sahnede oynayan bir perde gibi. Perde oynayan bir kukla oyunu var ya, bu Karagöz Hacivat oyunu gibi. Bu alem, düşün bütün alem perdenin önüne yansıyan bir hazırlanmış bir şey. Düzen. Mevla Teala bunu böyle düzdü. İsim ve sıfatlarını aksettirerek bütün alem yaşıyor işte böyle. İsim sıfatlarının irtibatını kesince hop bir anda yok olacak. Lambayı yakınca nasıl perdede film oynuyor. Düğmesine basınca kapatınca sönüyor. Bunun gibi yani. Bu alem bu kadar zayıf bir varlığıza eredi. Bizim orada eredi derler. Eredi. Çok erediyiz biz. Çok böyle basit bir varlığız. Mümkünat. Bir anda düğmeye bastım ve bitti. Değil mi? Şimdi santralda ceylan kopunca, teller kopunca bütün şehir karanlıkta kalıyor. Bir anda simsiyah. Bunun gibi yani. Bu alem bu şekilde bir alemdir. Cenab-ı Hak bunu kudretiyle, iradesiyle, dilediği ilmiyle biliyor zaten. Kudretiyle de var etti. Var oldu, varmış. Var oldu, var oldu. Yok oldu önce yok olacak. İşte bu alemin manevi taraftan idare, yani Mevla buyurdu ya ben halife yaratacağım. Şu halife Efendimiz Aleyhisselam da aslında. Ama dünya üzerine kimi çıkarttı? Adem babamızı koydu. İlk olarak. Ama son olarak Efendimiz Aleyhisselam geldi ama onun nuru ben yaratıldığım zaman daha Adem çamurla su arasında karışık, toprakla su arasında karışık çamur haldeydi daha. Daha yaratılmaya yeni başlamıştı. Benim nurumu Cenab-ı Hak yaratmıştı diyor. Evvelim halakallah nuri. Allah ilk yarattığı şey ben nurumdur. İlk o, ilk halife o. Yani Allah'ın nurunun temsilcisi. İşte o nurla alem ayakta kaim oluyor. Yani işte o nur devam ediyor. O nurun kendisi bizzat nurla buluştu. Daha evvelden işte diğer peygamberin sıra geldi. Sonra kendisi geldi. Vefat edince o nurun bir görevlisi vardı da işte. O görevli kim ise odur da işte. Bunu da mı hikaye diyor? Allah-u Teala ben seni nur gönderdim diyor. Kur'an'a nur diyor, Efendimiz Aleyhisselam'a nur diyor. Biraz düşünse insan hikaye etmez. Ya. Dolayısıyla her şeyi perde arkasında Mevla'nın nuruyla kayyum odur. Ama halifeye görev vermiş. Vermiş onun eline. Yönetim kaidesini. Al bunu böyle yönet. Tamamdır. Her yerde evliya vardır. Küfür diyarlarında da vardır. O saklıdır. Onu keşfeden öyle diyor. Şu evliya demek Allah'ın orada bazı işle yatıracak ya. Onu yatırıyor mesela. Melekler var. Bir sürü şey var. Onlar ayrı işler. Herkesin görevi ayrı. Ya. İnsan suretinde görünür. İnsan arasına girer. Bir şeyler yapar. Orada Allah'ın hikmetli işleri var. Ya birinin cezasını verir, ya birine bir nimet ulaştırır. Anlayamazsın sen onu. Herhalde teslim ol diyor. Dediler hani her geleni Hızır bil, her geceyi Kadir bil. İmtihan edilirsin. Başarılı olsan Allah muvaffak etsin. O zaman tamam, iyi olur, şey olur. Başarılı olmazsan o zaman bir daha sefere şey yapacağım. Bir daha zor gelir artık. Her zaman sana gelmez ya. O yüzden biraz bazı şeyler bilmek lazım. Bu gibi şeyleri bilmek lazım ki yanlış konuşmayalım. Demek ki Gavs, Kutup, Abdal. Bir insan bir yerde bir şey tenhada kalsa Ricalullah
bana yani bana yardım edin dese, ona orada yardım gelir diyor hadis-i şerif. Böyle şey de var. Mesela bir adamın bir hayvanı kaybolsa, eşya çalınsa, o anda Allah'ın adamları imdat, Cenab-ı imdat dese diyor, onu tutarlar. İşte aniden onu nasıl bir diyeceksin? İşte o hazır olman lazım işte. Sürekli böyle irtibat tane olman lazım. İşte Allah'tan istiyorsun. Allah da onu tanımış öyle. Nasıl ki burada sıkıştığın zaman polis diyorsun ya. Bir itfaiye diyorsun. 112'yi arıyorsun. Niye arıyorsun? Arama o zaman. Ya adam tepeleniyor, ölüyor, ölüyor. Doktor, doktor. Arama doktoru. Allah de, Allah de. Orada doktor diyeceksin. Oranın kaidesi o. Orada itfaiye diyeceksin. Yangın varsa itfaiye çağrılır. Yangın olduğu zaman polis çağrılmaz. Önce itfaiye çağrılır. Kavga olduğu zaman polis çağırır. Her şeyin bir yeri var da. Nasılsa bu dünya içinde ahiret manevi içinde böyledir. Bunu kabullenen adam rahat. Ehl-i sünnet. Kabullenmeyen adam ne yaparsa yapsın. Onu kabul etmeye biz uğraşmaya mecbur değiliz. Bu kabul etmeye bir şey olsaydı Ebu Cehil kâfir gitmezdi. Değil mi? Efendimiz'in amcası kâfir gitmezdi. Ebu Leheb. Mecbur değiliz. Söyleyeceğiz, anlatacağız. Varsa nasip olacak. Biraz da böyle anlaması için de yardımcı olacağız yani. Hepten de şey yapmayalım da. Yılbaşı belasından da Cenab-ı Hak bu milleti kurtarsın. Amin. Oraya mesela koşan koşana gidiyorlar yarın akşam. Yılbaşı ne olmuş? Sene bitiyor. Öbür sene geliyor. Eğleniyorlar. Çekirdek yiyecekmiş. Çam ağacını kesip de oraya onu süsleyip pamuklarla beraber. Ondan sonra çocuklara bir şey giydiriyorlar. Noel babaları varmış, neler varmış falan filan. Nerede bu Noel baba? Bütün dünya kana alıyor. Sırf yılbaşı akşamı mı geliyor milletine dağıtıyormuş. Palavralardan bileti uyutuyorlar. Ya. İşte bu iş kafirlerin kurduğu tuzaktır. Müslümanlar da ona aldanmışlar. Aldanan gidiyor maalesef. Başörtülü kadınlar girmişler kuyruklarda bilet alıyorlar. Sıra bekliyorlar, bilet alacaklar. O biletin de çıkacak paradan kar görecekler. Ne mantık, ne akıl, ne nasıl bir inanç anlamadık gitti yani. İşte sırf doğru yetmiyor arkadaşlar. Kuvvet lazım. O kuvvet, adaletli bir kuvvet lazım. Hem doğruyu söyleyecek hem de kulağını çekecek. Ki dursun. Yoksa durmaz. Sabahtan aşamada dinden, imandan bahset. Gene millet kafaya çeker. Gene kötülük yapanlar olur. Höt diyeceksin. Eğer diyor halifenin sopası olmasaydı sarhoş zenci gidip Kabe'ye kusardı diyor. Pislerdi diyor. Ha? Sopa olacak orada. Bir tane resmi kıyafetli eli sopalı bir adam duracak. Ondan eşkıya ondan korkar. Allah'tan korkmaz. Allah'tan korkmaz da eşkıya yapmaz diye. Demek ki ondan korkuyor. Kafirler niye Müslüman'a korkuyorlar? Allah'tan korkmuyorlar. Çünkü onlar gördüğüne inanıyor. Görmediğini yok, düşünemiyor. Abi Allah-u Teala onun kafasını kıracak. Yok diyor. Ya Cenab-ı Hak diyor ki işte onlar sizden daha çok korkuyor diyor. Anlamadıysan. Anlamaz. Anlamıyorlar. Abi Allah-u Teala belalarını veriyor. Ama insan elinden olduğu için o oraya korkuyor. O yüzden demek ki Müslüman kuvvetli olacak, silahı bol olacak, kılıcı keskin olacak. Sultan Selim'in Cenab-ı Hak rahmet etsin. Amin. Ah dirilse gelse ya. Adam kalkmış mecliste Sultan Selim'e katil diyor. Rezil herif. Ahlaksız herif. Katil olsaydı bir tane bırakmazdı. O ne yaptı? Savaşanları, bozgun çıkaranların kafasını kırdı. Gitti bak Mısır'da oradakilerin kafasını kırdı. İslam alemini birleştirdi. Ya. Halife oldu, bütün Müslümanları tanıdı. Böyle bir faydalı insanı sen aleyhine konuşuyor. Ortada olay yok. Fol yok, yumurtlu adam onu konuşuyor. Çünkü içinde kurt var adam. İçinde pislik var. Demek ki bugün kim lazımmış? Sultan Selim lazımmış. Bak, hani daha af kuruyorlar. Hazreti Ömer lazımmış ki İran kuduruyor. Bunların hakkında ancak böyle Evliyaullah'ın desteği olan adamlar gelir. Böyle öyle şeyler nasip etsin inşallah. Öyle sultanlar nasip etsin ki gördüğün zaman titresinler. Ya. İnşallah Cenab-ı Hak gariplerin hürmetine tez zamanda bu günleri bize göstersin inşallah. Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Ya Rahman Rahim'in.